Özellikle okulların açılmasından sonra ve kış mevsiminin gelişiyle çocuk hastalıklarında çok ciddi anlamda salgın hastalıklarda artış oldu. Özellikle öz solunum yolu enfeksiyonları, bronşitler gibi enfeksiyonlarda ciddi artış oldu. Bu bizim hastaneye yansıması da çok belirgin dikkat çekiyor. Bunlarda altta yatan birçok şey var tabii ki. Geçen senelere göre hastaneye başvuru oranlarımız %50-60 oranında minimum arttı. Aynı hasta eskiden ateşini ilk günde bir kere başvurup, üçüncü gününde ikinci kere başvururken, şu anda daha ateşin üçüncü gününe gelmeden dördüncü kez hastaneye başvurmaya başlıyor. Bunlar da tekrarlayan enfeksiyonlar, üst üste binen enfeksiyonları sıklaştırdı günümüzde maalesef. Aynı hastada 2-3 farklı viral enfeksiyonu, bunun üzerine eklenmiş bakteriyel enfeksiyonları görebiliyoruz. Burada çocuk ateşlenir ateşlenmez ya da en ufak enfeksiyon başlar başlamaz antibiyotik kullanmaya çalışmak ciddi anlamda bu viral enfeksiyonların sürecini uzatıyor, iyileşmeyi geciktiriyor. Aynı zamanda da bakteriyel enfeksiyon geliştiği durumda o antibiyotiğin etkisiz kalmasına sebep oluyor. O yüzden gereksiz antibiyotik kullanımını önermiyoruz hastalarımıza. Gerektiği yerde zaten uzman doktorlara başvurularda onlar antibiyotik başlamayı uygun gördüğünde kullandırıyor ve takibini de planlıyor. O yüzden hastalarımızda biz bunu çok ciddi anlamda öneriyoruz. Ama burada bizim için en önemlisi aslında önlemek. Enfeksiyonların önlenmesi için dikkat edilmesi gereken birkaç konu var. Özellikle okul çocuklarında eğitimcilere ve ailelere bunu özellikle çok ciddi şekilde öneriyoruz. Bulundukları ortamların sık havalandırılması, el hijyeninin, kişisel bakım önerilerinin ekstra özen gösterilmesine çok dikkat ediyoruz. Çocukların sık sık el yıkamaları, ağız bakımları ve kişisel hijyenleri konusunda dikkat etmelerini öneriyoruz. Ve özellikle hasta olan çocuklarımızda işte üst solunum enfeksiyonu başlangıcı olsa, ateşi de olsa fark etmez. Mümkünse okula gitmemelerini, eğer ki gitmeleri gerekiyorsa da mutlaka maske kullanmalarını öneriyoruz. Bu konuda veliler ve eğitimcilerimizle koopere gitmeye çalışıyoruz. Onlardan destek istiyoruz. Hastalarımız eğer ki en ufak bir solunum sıkıntısı yaşadıklarında, acile başvurularında gerektiğinde zaten hastaneye yatış ya da tedavi desteğini sonuna kadar bizim sağlık sistemimizde bulabiliyor. Ama gereksiz başvurular maalesef ihtiyacı olan hastaların o sağlık hizmetine ulaşmasına engel teşkil etmeye başlıyor. O yüzden tedavi başlandığında önerilere uygun şekilde hareket edip gereksiz antibiyotik kullanmamaya dikkat etmelerini istiyoruz özellikle.